Melike Şahin'in siyah derin dekolteli elbisesi ve güzelliği de cabasıydı. Hoş geldiniz. Ay tıpkı anılarımdaki gibi, bir senedir beklediğim gibi çok güzel. Bu akşam sizin için de bizim için de unutulmaz olsun dilerim. En başlarda biraz heyecanlanıyorum bu kadar çok insanı karşımda görünce ve bu kadar çok insan konserimin biletlerini bir hafta önceden sold out ettiği için. Çok teşekkür ederim, bizi onurlandırdınız. Diva Bebe Harbiye geleneğini bozmadı. Melike Şahin en sevilen şarkılarından olan Delikanlı ise açık hava sahnesini hınca hınç dolduran hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Sen gülüm. Dolu Kadehi Ters Tut grubu yeni albümünün ilk konserini Harbiye'de verdi. Bağımsız müziğin yıldız gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut, önceki akşam son çıkardığı Ölüm Dansı albümünün birinci kısım lansman konserini ilk kez Harbiye açık havada sevenleriyle buluşturarak dinleyicisine sürpriz yaptı. Albüm ise 4 Ağustos'ta yayınlanacak. Of, ne güzel ve hazır. El alemin dilinden seni sakınmaktan yoruldum. Madem seni çok istiyorlardı, öylece ortaya koymasalardı. Aldım bir kere, geri vermeyeceğim, maaşım mutluyu. Madem seni çok istiyorlardı, öylece ortaya koymasalardı. Aldım bir kere, geri vermeyeceğim. Bir başka yaz konseri de Harbiye açık hava sahnesindeydi. İstanbul'un en sevilen konser alanlarından olan Harbiye, Candan Erçetin şarkılarıyla sallandı. Kendine iyi bak. Kendine kalıyor insan eninde sonunda. Sen bize iyi bak tanrım, sevdalı kullarına. Zara Kuruçeşme açık hava sahnesinde sevenleriyle bir araya geldi. Aramızda karlı dağlar, aşk için bağrımda başa geldi. Sanatçı Kuruçeşme Açık Hava Konseri'ne özel tasarlanan iki ayrı sahne kostümüyle adeta göz kamaştırdı. Sahneye ilk adımı siyah, beyaz zarif bir elbiseyle atan Zara, ilerleyen dakikalarda giydiği ışıl ışıl kıyafetiyle Kuruçeşme sahnesinde parladı. Özcan Deniz Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde sevenlerine unutulmaz bir gece armağan etti. Deniz'i bu özel gecede ailesi ve dostları da yalnız bırakmadı. Eşi Samar Dadgar, oğlu Kuzey Deniz, oyuncu Nilgün Melgün ünlü sanatçıyı en önden izledi. Müziği ve kıyafetleriyle sahnelerin en çok konuşulan isimlerinden olan Nilkara İbrahimgil, Kuruçeşme'deki konserinde kostümüyle yine farkını ortaya koydu. Nefes aldım, nefes verdim, buradayım, pes etmem yok. Utanmam yok, utanmam yok. İlk ara İbrahimgil'in sahnesinde bir de minik bir misafiri vardı. 10 yaşındaki İlayda'yla Kuzey Yıldızı şarkısını seslendiren ünlü sanatçı dinleyicileri mest etti. Kuzey Yıldızı.
Segeri gün, segeri gün. Yok orgun, ben aslında sen olmadan hiçbir yere gitmiyorum. Yaz konserlerine devam eden Edis Bursa'da sahneye çıktı. Bursalı hayranlarının büyük bir ilgi gösterdiği konserde ünlü şarkıcı izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Şimdi de Antalya'ya gidiyoruz. Adana 1954 Futbol Kulübü Başkanı Menderes Kutlu, Başkan Vekili İş İnsanı Ertuğrul Kahraman ve Pınar Kahraman'ın ev sahipliği yaptığı gecede Serkan Kaya sahne aldı. Rap müziğe yıllarını vermiş bir isim olan Sagopa Kajmer, Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Hadise Girne'de verdiği konserde derin bacak yırtmaçlı siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Sahnelerin arınılan ve sevilen ismi Tantaşçı da Kıbrıslı tatilcilere müzik dolu bir akşam yaşattı. İsimlerin hayatlarına dair hemen her şey merak edilir. Ama en çok merak edilenlerden biri de ünlü isimlerin evleridir. Her biri milyon dolarlar değerinde. Her biri rüyaları süsleyecek cinsten. Gazete magazin ünlü isimlerin muhteşem evlerinin kapılarını aralıyor. The Ellen DeGeneres Show'la tanınan Ellen DeGeneres, 500 milyon dolarlık bir servetin sahibi. DeGeneres, 2013 yılında Montecito'da 26,5 milyon dolara 17. yüzyıldan kalma bir villa satın aldı. 13 dönüme yayılan bu villa, arka bahçesindeki yemyeşil bahçelerin eşlik ettiği 6 yatak odası, 8 banyo ve çok sayıda kütüphaneden oluşmaktadır. Mülkün değeri ise 2023 itibariyle 45 milyon. Aldı ve tadilatı için tam 15 milyon dolar harcadı. Bu muazzam mülk 12 dönümden fazla bir alanı kaplamakta. Bu lüks malikane devasa bir golf sahası, tenis kortu, bir spor salonu, birden fazla havuz ve koşu parkuruna sahip. Kim Kardashian şu anda yaklaşık 1.4 milyar dolarlık bir servetin sahibi. Kardashian, rapçi Kanye West'ten boşandığından beri mülk satın alma çılgınlığı içinde. Kısa bir süre önce Malibu'dan 70.4 milyon dolara ultra lüks bir sahil evi satın aldı. Bu sahil evi daha önce Cindy Crawford'a aitti. Ev 7450 metrekarelik bir yaşam alanına sahip. When I come home, I want it to be just really quiet. Selena Gomez bu malikane için tam 4.9 milyon dolar ödedi. Mülkte kayıt stüdyosu, spor salonu, masaj odası, şarap mahzeni ve dışarıda bir havuz.
ayırmanız değerinde bir villada yaşıyor. Hey D, it's Kendall Jenner. Welcome to my house. Naomi Campbell'ın Kenya'daki villasıysa pek çok kişinin rüyasını süsleyecek cinsten. Ünlü model deniz kenarında bir hayal şatosunda yaşıyor gibi. Tabii bu hayali satın almak için tam 15 milyon dolar ödemek zorunda kaldı. Hi, it's Naomi Campbell and welcome to my home. Ünlü model Alessandro Ambrosio'nun rahatlığı ön planda tuttuğu evinin fiyatı yaklaşık 30 milyon dolar. İçindeki sanat eserlerinin ise 100 milyon dolara yakın olduğu. Hangi ev oldu?